Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve ne haber zombi? Feed the Beast'in 11. bölümüne hoş geldiniz. Gene Skype'da Sari ile beraberiz. Ve 5. alviyeri de kurduk. Onda da marunlarımız hazır. Henüz şuraya öğretmedim. Evet. Bunlar böyle hazır olurken şu bana balları üretecek. Woohoo. Ve burada işlenecekler. Tabi bunun yanı sıra şuraya bir tank yaptım. Ve buraya ekstra biz makineleri. Kullanacağım makineleri direkt tanıtayım. Gene pool. Arıları eritip şu arkadaki liquid duct'tan da göreceksiniz. Şuraya atıyor. DNA'yı. Isolator. Arılardan özellikleri çıkartıyor. Purifier ve synthesizer. Bu liquid DNA'yı kullanacak olan şey ve arkadan tesseract'la bağlılar gördüğünüz gibi. Bunlar tamamen bu serumları işlemek için. Bu inoculator ise serumları arılarınıza ekliyor. Evet, şimdi liquid DNA elde etmek için bize neler lazım? Arı. Bolca arı. Mesela şu marunların hepsini alalım. Hatta işleyip atalım. İnceleyip atalım. İnceleyip atmak daha avantajlı oluyor çünkü daha fazla DNA veriyorlar bu sefer. Böyle kötü mutasyon olan tüm arılarımı DNA'ya çevireceğim işte. Ayrıca burada efendim? DNA'ya çevirmek çok işe yarıyor. Evet. Ayrıca burada da gördüğünüz gibi 3 tane redstone enerji sel var. Çünkü bu arkadaşların enerji kullanımlarına bakacak olursak. Bununkini göstermiyor ama. Hani bayağı bildiğin şurada 150 Minecraft Joule kullanan bir makine bile mevcut. Yani arkadaşlar enerjiyi içiyor. Kelimin tam anlamıyla. O yüzden buraya 3 tane redstone enerji sel kurduk. Ve gördüğünüz gibi sıvı DNA'mız da birikiyor buraya. Bir saniye, aşağıda lever'ı açmadım mı ben? Ya da bir saniye. Şu bağlı değil. Aldım. Şey olan diye. Tabii Tinker's Construct itemlarıyla tıklamamak lazım. Evet. Bunu kendime hatırlat. İyi oldu. Evet, receive only. Tamam. O zaman senin bu tarafta mı bir problemin var? Şeyleri korumak için, çileri korumak için eksiği alanları direkt eksilerle çakıştırıyorum. Aa! Hatam buldum. Tamamdır. Ufak bir debug da yaptığımıza göre... Wrench'i unutmuşum. Wrench'lemeyi. Wrench'lemek... Bu Minecraft dünyasındaki 7 günahtan bir tanesi. Buna direkt atmıyor bu işte. Neyse. Evet, şimdi bunlar dolsun. Ben de diğer arıları toplayayım. Kötü mutasyon arılarımı. Evet, şurada zaten sürüsüne bir hareket var. Sayıya göre listele, hadi bakalım. Irkçısın. Ne oldu? Kötü mutasyon arılarını sırf kötü mutasyon oldukları için öldürüyorsun. Şu Noble kalsın. Dur, Noble'ı şuraya sokayım ben. Çünkü Noble'ımız yok. Hadi bana bir Noble ver. Noble Branch. Evet. Sizleri de şöyle atak. Atem tutem ben sizi... Full territory. Hadi bakalım, ben şunları bir ayıklayalım. Unwear cultivators, cultivated majestic, cultivated majestic, cultivated diligent, cultivated common, cultivated... I'm very industrious. Majestic Imperial.
Majestic Noble, Noble, Noble'u da işleyelim. Hadi bana bir Noble ver. Open Temperature. Default Territory. Ve arımızı kaybettik demeyin. Evet, bu işlem esasında arının kaybolma gibi risk söz konusu. Ve ben buraya ne koymayı unuttuğumu hatırladım. Fırın. Ve Steam'den biri bana bir şeyler yazıyor. Birazdan bakalım. Majestic elde ettik elde. Ben bir yukarı bakayım, Noble var mı? Aa, bir tane Noble var. Noble Imperial. Hadi bakalım, Noble ver bana. Ben de hazır gel, bir tane fırın craft edeyim. Part Furnace, tamam. Ya da sistem bana craft etsin. İkisi de olur. Ne bekliyorsun? Muhtemelen brick bekliyor. Çok zekiyim değil mi? Brick beklediğini anladım. Salih böyle kendi kendime konuşuyormuşum gibi oluyor. Ya şey, çok fena takıldım. Mushroom koymam lazım. Mantarı koyamıyorum yere. Hayır, geceyi bekledim. Gölge filan var, oraya koyuyorum, olmuyor. Doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Hani bir mantarı sevdim, bir de o mantarı yerleştirmeyi. İkisi de anlamadım yani. Ha, yerleşti. Tabii senin de derdin ayrı. Zaten 157 jenerasyondan sonra arılar eksiği almaya başladı. Vay eksiciler. Eksiciler ya. Acı vericiler hem de. Tepeye de bir hopper koyarız. İster gibi. Upper'sa upper'ı severim, ölümde dövüm. Imperial Flower Spawnation. No Humans Tolerance, Majesty. Default Territory kalsın. Normal Fertility de kalsın. Sizler gidin. Evet, bunları böyle Furnace'da işleyin. Kar arıları en sağlam şey yapıyor, çocuk yapıyor. Ne? Kar arıları en sağlam çocuk yapıyor. No Humans Tolerance mı gelmek zorundaydın? Ha? Son Noble'ım ve No Humidity Tolerance geldi. Ölmek üzereyken. Fuck you. Ufa mufa, idare edeceğiz sen. Yalnız Dartcraft'ı güncelleyince çok güzel oldu ya. Dartcraft ağaçlarım kendi çaplarında büyüyor. Bizim server kafayı yedi. Yok. Enerji bir sorun yaratıyor yoksa arkadan ben gablolarımı yamuşturdum. Sanırım enerji. Enerjimiz yok. Ekstra biz makinelerine neden geçmiyorduk? Benim kendi ortamda 120 MJ gidiyor sadece o makinelere. Dediket. Başka hiçbir şey kullanmıyor o enerjiyi. Evet, burada da enerjimiz bitmiş. Bakalım aşağıda enerjimiz. Şu arkadaşta enerjimiz. Uhuhu, bu arkadaşta da enerjimiz bitmiş. Şeyden sonra, Mass Fabricator'dan sonra en çok enerji kullanan cihaz. Matter Fabricator'ı sen hiç denedin mi? Yani
Benle Gray'in olayını biliyorsun. Biliyorum. Hani... Aa, ya bir gün verecektir o adamı elime. Gönder. Buradan enerjiyi kestim, artık düzelir umarım. Tam düzeldi. Bir arada şey başıma geldi. Şey glitchliyor ya. Hı? Wireless redstone. Çalışıyorum, bir bakıyorum enerji yok. Hiç enerjim yok. Ne oluyor ne olmuyor diye bakıyorum, tekrar enerji gidiyor. Tekrar enerji gidiyor. Hiçbir sistemi çalıştıramıyorum. Sistemleri kapatıyorum. Yine enerjisiz kalıyorum. Daha sonra fark ettim ki spawner'lar açık kalmış. Ben de şurada arı yok etme projeme devam ediyorum. Ha, bu esnada bakalım arı ürünlerimiz ne durumda? Arısal ürünlerimiz. Güzel güzel. Altıncı alveri yapacak malzemem var. Şey çok iyi eklemişler. Büyük ihtimalle evet. De o yüzden captive'de kalan çok fazla çok fazla kalan queen'ler alveride çıldırıyorlar. Şeyde esaret altında yetiştirilen, ki gerçekte de öyle bir şey var. Kendileme diye bir çiftleştirme yöntemi var ki biz onu çok yapıyoruz oyunda. Hı hı. Türü saflaştırmaya çalışırken. Onu çok yaptığın zaman türü genetik olarak mahvediyorsun. Ha. Mahvoluyordur. Bu gerçekte olan bir şey. Sanki simülasyondaymış gibi oyunda da yapıyoruz aynı şeyi. Evet. Neyse, şu arıları ayıklama işini ben daha sonra hallederim. Şimdi başka ne yapacaktım ben? Evet, başka ne yapacaktım? Bunu düşünüyorum. Ha evet. Şimdi bana şu cultivate'ler gelin. Cultivate'lerde güzel bir özellik var. Onu realizer'ıma alayım. Dur tamam. Gördüğünüz gibi. Fast. Yeah. Tüm arılara koyulması gereken yegane özellik. Yep. Fastest kimde vardı? Fastest ileride çıkacak bir arıda. Magic Beast'te bir şeydeydi. Bana bir tane chest ver yukarıdan. Üç tane de olur. Bu cihazlardan biri benim prensesim almış. Hain. Yok, almamış. Yanımdaymış. Industrious Princess. Apiyerilere geri dönüş yaptık. İkisini beraber kullanıyorum şu anda. Flores Pollination. Evet, var elimde. Evet, buradan bekliyoruz. Bakalım bir tane fastest çıkacak mı? Fast çıkacak mı diye. Ama fertility. İstemiyorum seni. Evet, başka ne yapabilirim ben burada? Onu düşünüyorum. Bir yandan. Default territory istemiyorum. Artık sayıya göre listeleme.
Böyle listele bana. Oho. O ses neydi? Hapşırdım. Ha, çok yaşa. Hep beraber. Mevsim alerjisi. Ve no humans tolerance. Seni de istemiyorum. Bu esnada ben biraz daha mutasyon mu yapsam? Copper oranımız az olduğuna göre copper bir elde edelim. Copper Bean'in adı neydi? Dıtırı dıt dıttı. Evet. Rusty değildi. Dair amca video yüklemiş. Better Tools. Better Tools? Forgecraft 2'de Tinker's Tools'dan bahsediyor. Ha. Tamam, sending galiba. Corroded Queen. Galiba. Bakalım, emin olalım. Evet. Corroded Queen. Ki istediğim başka bir queen şey arı da ondan elde ediliyor. Bundan yola çıkarak elde ediliyor. Bekleyelim AI bana cevap versin. Evet. Şimdi Resilient elde etmen lazım. Onun için Robust, Rocky, Tolerant, Tolerant, Rocky, Diligent. Tamam. Bana Rocky'yi ver. Bana safkan bir diligent ver. Hatta diğer hepsini at. İnceleyip at ama. İnceleyip atalım, eritilince bol lezzet versin. Aynen. Bir de belki noble çıkar diyecektim de çıkmadı. Yani bakalım senden cultivated species effect cancellation, bak bu güzel effect cancellation bir tane ya, şey de çok işe yarıyor şu öldürmeyip süründüren arılarda. Evet, sen ve sen gel, hadi çiftleşin yüreğin. Slow shortest lifespan çok güzel. Sürekli istediğim son şeyleri bana verip duruyor. Geleceğe yatırım yapmanı istiyor işte. Ha. İşe yarasalar hadi neyse. Ve enerji sellerimizden bir tanesi boşaldı bile. Ah. Bakalım. Evet, tolerant ama eksi. Nasıl? Eksi bir adet tolerantım var. Bakalım bir sonraki mutasyonda o tolerant kalıyor mu? Şeye baktın mı? Neye? Kaçıncı jenerasyon? İlk jenerasyon. O zaman jenerasyon fazlalığından gelmiyor. Mutator. Mutator blok var. Sırf mutator bloktan geliyor. O zaman mutator bloğu bir tane albereye koyacağız. Sadece bir tane. O da Nether Star'la çalışacak. Artık ben hani Nether Star'ım yok. Sıkıntı orada da. Uncrafting table olsa. Bölümü. Bir iki bölümü olur. Ha, olur.
Ha yok, bir iki bölüm olmaz çünkü bir süre bölümlerin hepsini burada çekeceğim. Bugün çekeceğim. Imperial ver bana. Imperial. Ben içerine attım. Size atmışım, tamam. Tütürü tüt tüt. Samsung mu kullanıyorsun? Evet, Samsung. Mesaj sesinden tanıdım. Yani çok sağlam telefon. Hangi model? Galaxy Wonder. Aa, o güzel telefondur cidden. Biraz eski ama hani fiyatına göre falan çok iyi. Turkcell Yıldız transfer teklifi vermiş. Turkcell bana anasını verse yine gitmem. Hangi operatör kullanıyorsun? Avem. Ki Vodafone'a geçmeyi ciddi ciddi düşünüyorum. Vodafone çok daha güzel, avantajlı ama. Ben de Avem'i kullanıyorum bu arada. O sebeple düşün. Beni tutan şey, tarifem eski benim. Ama bayağı avantajlı bir tarife. Bayağı mesaj var, bayağı internet var. Mesaj kullanmıyorum ama internette konuşma süre dakikası kullanıyorum her yöne. Ona kıyamıyorum, yoksa her an değiştirebilirim. Evet. Ve bakalım senden ne çıkacak? Merak ediyorum, acaba bunları iyileştirmenin bir yolu var mı? Eksileri. Ben de ona bakıyordum ama. Bulabildin mi bir şey? Yok. Bulursan bana da haber ver. O işaret hakkında hiçbir şey yok. Ayrıca şunu da bir tanesini öğretelim şunlardan. Tamam, bu riski göze alacağım. Sen artık bir fast ver. Neyse, şunlar hazır olana kadar ben biraz durduruyorum. Evet, demin bir adet fast productivity elde ettim. Ve onu işleyeceğiz ama daha sonra işleyeceğim ben. Şu an buradan corroded elde etmeye çalışıyorum. Effect cancellation geldi. İstemiyorum. Var zaten. Elde edersem çok şön olacak. Elde edemezsem bütün mutasyonu baştan yapacağız. Sıkıntı yok. Forest species. Tabii kısmen forest var hala bunda. Acaba diyorum soul frame mi ekleseydim? Soul frame daha mantıklı. Evet. Shorter lifespan. Ben hemen bir wiki'den bakayım. Shorter life şey. Ah. Soul frame ne yüzde kaç oranını arttırıyor? Evet ve metabolic frame yapmaya karar verdim. Şunları da atalım. Evet. Ve 2 adet frame house lazım bana. Golden Electron tübüm var mı? Yoksa altın sıkıntısı mı çekiyoruz? Evet. Nereden bildin? İçime doğdu. Hatta şarkı söyleyebilirim ama. Söyleme. İzleyicilerimin kulak sağlığı için lütfen söyleme. Niye her şarkı söylemeye çalıştığında insanlar bunu diye söylüyor? Bilmem.
Yoksa sen benim sesime kötü mü diyorsun? Evet. Ama. Bir saniye. 5 tane daha lazım. 4 tane gold'um kaldı desem. Yine aşağı kaz derim. Hayır, arılardan elde edeceğim. Aslında bu açıdan şey diyebilirim sana. Ney? Forrester'ın bu arıları Greg Tech'e görebileceğin en yakın şey. Evet. Fakat şey kullanacaksın. Sadece Railcraft olacak, Forrester olacak ve Thermal Expansion olacak. Başka mod yüklü olmayacak. Extra bees. Ekstra bize Town Craft da olur. O ikisi de olur. Bir de Ekstra Beast, Town Craft, Town Tinkerer, Magic Beast onlar olur. aslında ilginç bir challenge olabilir cidden. İnanılmaz keyifli de olur. Yani Evet. senin açından çok keyifli olur. Evet, benim bayağı hoşuma gitti şimdiden. Serisini çekeceğimi pek sanmam ama oynarım kendim. Ya niye çekmiyorsun ki? Bilmiyorum. Hani artık izleyicilerim arılardan bıkacak o yüzden. Da. Şimdi senin için ne lazımdır? Resilient, Dur. Robulus, Tolerant, Diligent. Aslında bir ara ben şey çekebilirim ama çok düşük ihtimal. Sadece Tinker's Construct ve şey Twilight Forest. İlginç. Gerçekten ilginç. Çok inanılmaz güzel şeyler elde edebilirsin. Evet. Ama Tinker's Construct zırh ekleyecek ya. O zaman başlanabilir olay. 1.6'dan. Evet. Evet ama tam mutasyon olmadı. İlginç bir şey elde ettim. Tolerant Diligent ve Rocky Tolerant. Sanırım üçüncü bir tane daha gerekebilirmiş bu metabolik frame'lere. Mümkündür. Ya da şey yapabilirsin. Bir yandan mutasyona giderken diğer yandan şeyi de gidersin. Bunları koyup işte matematiksel olarak kumar oynarsın. Evet. Neyse. Ben bölümü burada bitirsem iyi olabilir. Bir saniye süreye bakayım ama önce. Evet. Bu mutasyondan pek bir şey elde edemedik. Frame'ler o kadar düzgün çalışmadı bizde. Ancak şurada şu arkadaşı elde ettik. Evet. Yani bu zor bir şeydi. Bu bayağı Hangisi? zorlayıcı oldu. Corrodid. O şey ağacından değil mi? Taş ağacından. Efendim? Taş ağacından. Taş ağacı ne? Yani taş arılarından elde ediliyor. Evet. Onlarda ilerlersen bayağı seksi şeyler Evet, çıkıyor. biliyorum. Onlarda ilerlemeye çalışıyorum zaten. Maden Zaten arılarına giriş. etmiştim. Doğru ya. Ya bir an şeyi unuttum. Benim serinin amacı direkt hatırlatırım. Her şeyi madenden elde Her etmek. şeyi arıdan elde etmek. Buradan anlaşılıyor ki uykusuzluk benim başıma vurmuş. Evet. Arıyı her şeyden elde etmek. Arıyı her şeyden elde etmek. Süpersin. Eldeyi arıdan şey etmek. Evet. Benim fan da coşkuna göre bilgisayar bayağı ağza sıçılmış durumda şu an. FPS de bayağı düştü. Neyse. Aa bak. Bot Humidity Tolerance Serum. Bu sen de güzel bir şeysin. Evet, şu an bunu burada dolduruyoruz. Şarjını dolduruyoruz. Ardından bunu alıp şunun içinde saflaştırıyoruz.
Evet, bu bölümü burada bitirsem iyi olur. Ben bu esnada bu işlemi yapmış olurum. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler. Pardon, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler. Ben bu sıralar hep bunu yapıyorum.